Kıymetli dostlar, bugün sizlere 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin muhteşem örneklerinden biri olan bir saray ve külliyeden bahsedeceğiz. Türklere özgü tarihi saray örnekleri bugün ülkemizde pek az sayıda kalmıştır. Bunlardan biri de İshak Paşa Sarayı ve külliyesidir. Eskiden bir il ve şu an ilçe olan Doğu Beyazıt, Ağrı'ya bağlı ve İran'a 25 kilometre uzaklıktadır. İlçe toprakları genellikle engebeli ve yüksektir. Ağrı'nın en eski tarihi ve gelişmiş ilçesidir. Beyazıt ismi ise Arapça Ebu Yezid'den gelse de o yıllarda Havali'de Farsça'nın hakimiyeti vardır ve Beyazıt, mamur, onarılmış gibi farklı manalar da taşımaktadır. İshak Paşa Sarayı, Doğu Beyazıt ilçesinin yaklaşık 7 kilometre güneydoğusunda ovaya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş, pek çok bölümleri olan komple bir külliyedir. Birinci Dünya Harbi'ne kadar Beyazıt Sancağı bu saraydan idare edildi. Sarayın yapımı 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlatılmış, aynı soydan gelen İshak Paşa zamanında 99 yılda tamamlanmıştır. Harem kapısı üzerindeki tarih düşürülen kitabeden ötürü adı İshak Paşa kalır. Burada yer alan İshak Paşa Merem üzere Kerem kıldı cihanı 1199 buna oldu tarih beytinden sarayın miladi 1784 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Mimarı Ahıskalı ustalardır. Kesme taştan yapılan sarayın doğu cephesindeki kabartma ve süslemeleri Osmanlı, Fars ve Selçuklu uygarlığının mimari üslubunu taşır. İshak Paşa Sarayı saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış olan sarayların en ünlüsüdür. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük abide yapısıdır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden olduğu kadar sanat tarihi yönünden de çok değerlidir. Saray binasının bulunduğu zemin kayalık ve sert bir yerdir. Yapının üç tarafı dik ve meyillidir. Sadece doğu tarafında müsait bir düzlük vardır. Sarayın giriş kapısı buradadır. Saray, kalelerin özelliğini kaybettiği, ateşli silahların bulunduğu bir çağda yapıldığından doğu yönündeki tepelere karşı müdafası zayıftır. Bu muhteşem saray 7600 metrekare üzerinde yer alır, 3 katlı ve 366 odalıdır. Her odada ocak ve dolap vardır. Tarihte ilk kalorifer sisteminin kullanıldığı binadır. Ocaklarda ısıtılan su, toprak küngüler vasıtasıyla zemin ve duvarlarda dolaştırılır. Proje o kadar ustalıkla uygulanır ki hala şaşkınlık ve hayranlık uyandırır. İshak Paşa Sarayı şu mimari bölümlerden meydana gelir. Dış cephe, 1. ve 2. avlu, selamlık dairesi, cami binası, aşevi yani dar-ı ziyafe, hamam, harem dairesi odaları, merasim ve eğlence salonu, tak kapılar, cephanelik, erzak depoları, türbe binası, fırın ve zindan. İshak Paşa Sarayı kısım kısımdır. Avlu ve has bahçe arasındaki geçişler büyük taç kapılarla bağlanır. Duvarlarda oyma taş işçiliğiyle serviler, dallar, salkımlar, çiçekler, tomurcuklar, yıldızlar gibi yüzlerce motif kullanılır. Benzerlerini ancak Kudbet-ü-Sahra'da, Tunus Kayrevanoğlu Camii'de, An-ı Kervan Sarayı ve Mardin'deki Artuklu yapılarında rastlanır. Sarayın ikinci avlusundaki sekizgen türbe kesme taştan yapılmıştır. Selçuklu mimarisi geleneğinin tipik örneği olan kümbet şeklinde ve iki katlıdır. Duvarları geometrik motiflerle süslüdür. Zikzak biçimli çatısıyla köşelerde yonca biçimli iri sütunçeleri ile tam bir zarafet abidesidir. Sessizcikler dinlensin diye kuş evleri bile düşünülmüştür. Mahlukata şefkat doruktadır. Bu türbede Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları defnedilmiştir. Tek kubbeli cami, iki ayrı renk taşla örülmüş minaresiyle saraya zarif bir görünüm kazandırmaktadır. Bu kubbenin zamana sapsağlam direnmesi, gök kubbenin sahibini tazim eden üzerinde yazılı dualar sayesinde olsa gerektir. Ortadaki yuvarlak pencerenin üstünde hilalli bir alem kabartması ve kitabede ise sülüs yazıyla Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Tevbe suresi 9 ile 18. ayetleri yer alır. Haremde kemale edepli girilsin diye kapıları alçak tutulmuş çok sayıda oda, büyük bir mutfak, hamam, abdesthane ve gösterişli bir ziyafet salonu bulunur.
aile toplantılarının, bayramlaşmaların yapıldığı bu mekanın taş duvarları motiflerle Farsça, Türkçe duaları ve İshak Paşa'yı metheden beyitlerin bulunduğu kitabelerle süslenmiştir. Bunlardan bir örnek ise şu şekildedir. İlahi bu revakı ta cihan oldukça abad et, bu hane sahibini ateşi düzahtan azad et. Saadetle nişin ola bu dil küşa revak içre, hüdaya ruz-i mahşerde kerem et, anda hem şadet. Gün doğumunda, gün batımında, kışın karla örtüldüğünde farklı güzellikte manzaralar sunan, ovadan bakıldığında ayrı, daha yüksek tepelerden bakıldığında ayrı heybetli duran İshak Paşa Sarayı, kudret ve estetiğin harikulade birlikleriyle hayranlık uyandırır. Sarayın hiçbir yerinden Ağrı Dağı görülmez. Derler ki, bu saray, Beyazıt Valisi Mahmut Paşa'nın kızı Gülbahar ile Çoban Ahmet'in sevda öyküsüne şahit olmuştur. Efsaneye göre, paşanın kızı, Ağrı'nın eteklerinde sürüsünü otlatan bir çobana aşık olur. Yemeden içmeden kesilen kızını bu dertten kurtarmak isteyen paşa, dağı hiçbir yerden görmeyecek bir saray yapılmasını emreder. Bunun üzerine engebeli arazide başka yükseltilerin gölgesinde kalıp Ağrı Dağı'nı görmeyen bu sarp kayalıklar seçilir. Sarayın duvarlarında imzası bulunan 158 taş ustasının sarı, pembe, kırmızı çarp taşlarına şarkılar söylettiği bu güzellik abidesi, kim bilir daha ne sırlar taşır. Evet sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalınız. Thank you.